bir şölen, bir piknik, buranın oksijenini solumak için yapılan bir aktivite, bir etkinlik için gelebilseydim. Ama maalesef Türkiye'nin akciğerlerinden biri olan en yüksek oksijene sahip Kaz Dağları'nın talanına karşı sizlerle dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmek için geldik. Allah hepinizden razı olsun. Bakın ne güzel bir söz var burada. Çanakkale geçilmez, Kaz Dağları deşilmez. Vatan toprağı kutsaldır, kutsal. Üstünde yaşayan insanıyla, hayvanlarıyla, çiçekleriyle, ağaçlarıyla, suyuyla, dağıyla, nehriyle, her şeyiyle kutsaldır. Çanakkale'ye nasıl geçilmez mührü vurduysa, bu aziz millet Kaz Dağları'nın deşilmesine de müsaade etmeyecektir. Bu vicdansızlıktır. 175 bin, bir arkadaşımızın söylediğine göre de 195 bin ağacın kesildiği. Ben bir köy kızıyım. Bir ağaç doğru dürüst büyüyebilmesi için en az 25 yıl zaman gerekir. Bazıları için 100 yıl. Günahtır be, günahtır. Vicdansızlıktır. Kimsenin vicdanı sızlamıyorsa bizim vicdanımız sızlayacaktır, sızlamaktadır. Başkalarının vicdanını da sızlatacağız inşallah. Bir yalan konuşuluyor. 2001'de verilmiş. Bakın tarihini söyleyeyim. Gayri sıhhi müessese ruhsatı 25 Temmuz 215'te 2018'de bu ruhsat verilmiş. Yani bu muhteremlerin zamanında verilmiş. Eğer Sayın Erdoğan'a genel olarak yalan söyleniliyor. Sayın Erdoğan genel olarak kandırılıyor. Biliyorsunuz Osman Öcalan katilinde de kandırılmıştı. Arandığını bilmiyorum demişti. Eğer bu konuda bilgisi yoksa, kandırılmışsa buradan kendisini bilgilendiriyorum. 25 Temmuz 2018'de kendi adamların burada ruhsat vermiş. Allah'a inanan her kişinin, vatan toprağının kutsallığına inanan her kişinin, şehit kanıyla bu vatan toprağının her santimetresi şehit kanıyla sulanmış, kanaatine, inancına sahip her kişinin, başta Sayın Erdoğan olmak üzere buraya gelmesini, bu yapılan katliamı görmesini ve bu akciğerin söndürülmesine karşı durmasını huzurunuzda talep ediyorum. Ey Sayın Erdoğan, bu ülkenin başısın. Seçildin. Bu millet seni seçti. Bak burada Türkiye'nin her tarafından ama ağırlıklı Çanakkale'deki hemşerilerim burada. Ben Rumeli göçmeni bir ailenin çocuğuyum. Vatan kaybının ne olduğunu biliyorum. Vatan kaybı nedir biliyorum. Toprak kaybı nedir biliyorum. Burada da ağaç, ağaç. Ağaç kesiyorsunuz be, ağaç kesiyorsunuz. Altını aramak konusunda burada kimsenin bir itirazı yok. Ama toprağın altını üstüne getirmenize itiraz var. Onun için buradan tekrar Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Gel kardeşim şurayı gör. Gel kardeşim şurayı gör. Burayı gör, gözlerinle gör. Sana atılan yalanları öğren. Vatandaşının arasına gel. Onları dinle. Göreceksin ki vicdanın sızlayacak. Göreceksin ki vicdansızlıktan vazgeçeceksin.
Ben buraya siyasi şapkamla gelmedim. İyi Parti Genel Başkanı olarak da gelmedim. Sadece Meral Akşener olarak geldim. Bir köylü kızı olarak geldim. Çiftçi köylü kızı olarak geldim. Aranızda olmaktan onur duydum, gurur duydum. Allah hepinizden razı olsun. İlk buraya dikkat çeken Çanakkale İl Teşkilatımızdır. Huzurunuzda onlara teşekkür ediyorum. Bu mücadelenizin yanındayız. Sonuna kadar yanınızdayız. Allah elbette haklının yanında olacaktır. Nasıl Çanakkale geçilmemişse Kaz Dağları da deşilmeyecek inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Şiiri okuyacaktık, unuttuk. Meral abla. Bu gerek yok. Arkadaşlar biraz form indirelim.